Ben Ünzil Hanım'la başlamak istiyorum. E, çünkü şöyle yani yarınki görüşmeden ne bekliyorsunuz? Direkt öyle sorayım. Bir 3-4 dakika herkese hızlıca söz hakkı vereceğim sonra konulara gireriz. Yani yarınki görüşmeden izleyicilerimiz açısından da söyleyelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir araya gelecekler. Ve biz biliyoruz ki Meral Akşener kesinlikle genel seçimde ittifaka gitmeyeceğiz, kendi adaylarımıza gideceğiz dedi. Ne olur yarın? ...o Evet ee, Ben tekrar... ...iyi akşamlar diliyorum... ...Sayın Ersoy ve stüdyodaki... ...tüm arkadaşlara. Yarınki e, ziyaretin... ...bir e, nezaket ziyareti... ...olduğu düşüncesindeyiz bizde. En baştan itibaren... ...seçimlerin ardından... ...GİK'in aldığı karar... ...aynen geçerlidir. Bunun dışında... ...konuşulur, tartışılır ayrı bir olay... Ama çok ilginç, her seferinde biz aynı şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki özü başımıza gireceğiz, ittifaklar olmayacak. Birileri hala e, ısrarla bu soru sorulunca belki başka bir cevap alırız düşüncesiyle soruluyor herhalde. Tekrar son kez söyleyeyim o zaman, yani ittifak konusu GİK'in aldığı kararla sona ermiştir. Ve GİK'in kararı hala geçerlidir. Yarınki ziyaretin de nezaket ziyareti olacağı düşüncesindeyiz. Düşüncesindesiniz. Emin misiniz? Evet. Yani ya eminim şöyle. GİK'in kararı ortada. E yani tabii ki e, bir, ne konuşulur bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz. O olmamış bir görüşmenin ne konuşulacağı konusunda. Bilmek mümkün değil ki. Tabii ki Sayın Genel Başkan'ın e, yaklaşımı nasıl aslında biraz onu anlamaya çalışıyoruz. Yani Genel Sayın Akşener'in yaklaşımında değişiklik var mı? Buyurun. Sayın Akşener'in e, GİK'in aldığı kararı aynen e, tekrarladığını hepimiz biliyoruz. GİK'te tartışılarak alındı, konuşularak alındı bu karar. E, bunun dışında da yani olmamış bir toplantı ile ilgili şu konuşulacak, bu konuşulacak diye... Yorum yapmamız da doğru değil. Ama şunu bilin ki e, Gikin kararı geçerlidir. Gikin kararı doğrultusunda da kendi başımıza seçme gireceğimizi tekrar deklar etmiş olalım. İstanbul'da da, Ankara'da da, değil mi? 81 ilde. Tamam, bir şey söyleyeceğim efendim. Şimdi bazı meslektaşlarımızı daha Bu... az önce de gördüm birazlar. Şöyle bir yaklaşım var İyi Parti'ye yönelik. Yani eğer bu seçimde de bu kararlarını uygularlarsa İyi Parti işte istifalar oldu İyi Parti'den. Bu konuya dair de bir takım tartışmalar yaşandığı konuşulduğu istifalar sonrasında bu kararı uygularsa oyları iyice eriyecek yerel seçimde gibi bir yaklaşım var. Böyle bir şey buradan konuşuluyor, tartışılıyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Ee, kıymetli Mehmet Akif Ersoy, bu konuda hangi arkadaşlarınız böyle bir yorum yaptı bilmiyorum. Partinin teşkilatları, partinin seçmeni. Biz bu kararı tek başımıza almadık. Ben de GİK üyesiyim. Ve uzun uzun tartışmalardan sonra sadece her seferinde de aynı şeyi tekrarlıyorum. Çok özür dilerim kamuoyundan da. Dört arkadaşın zamana yayalım. Birkaç ay sonra tekrar bu konuyu görüşelim. Ee, önerisinin dışında başka bir öneri de gelmedi. Neredeyse oy birliğiyle alınmış bir karar. Tartışılır. Başka hiçbir siyasi partide yapılmayan tartışmalar yapılır bizim genel idare kurulumuzda. İyi Parti'nin oyları düşeceği e, sorusuna gelince düşmeyeceğini, ben mesela dün Bursa'daydım, önceki hafta Konya'daydım, ondan önce Karadeniz'deydim, önümüzdeki haftalarda da Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da olacağım. Kadın politikaları başkanı olarak teşkilatları ve halkımızı ziyaret ediyoruz. Genel Başkanım zaten 3 senedir yaptığı e, ziyaretleri il il yine yapıyor. Orada aldığımız e, öneriler. Bu oyun, bu oyumuzun düştüğü iddiası. Ben diyorum ki düşmanlar demeyeyim biraz abes olur herhalde. İyi Parti'nin erimesini bekleyenler boşuna beklemesinler, sevinmesinler. İyi Partiler ve bize oy veren seçmenlerimiz de hiç üzülmesinler. Peki. Aynı İlk günkü kurulduğumuz kararlılıkla. Yine kendi başımıza, özü başımıza. Milletimiz için, milletimizle birlikte üçüncü bir yol açtık. Bu ülkeyi tahtara valli siyasetinden kurtaracağız. İki partiye de mahkum etmeden yeni bir yol açtık. Takdir milletindir. Son yapılan anketler var. Herkes kendine göre bir anket yapıyor sonuçta. Ee, bize gelen, bizim yaptırmadığımız, anketlerde de oyumuzun düşmediğini, aksine de arttığını gösteren sonuçlar var. Peki efendim bir tekrar geleceğim size. Aslında buradaki tartışma temelde şu yani İstanbul'a aday çıkaracaksınız ama e, İyi Parti'nin İstanbul'daki oyu belli. İşte o zaman muhalefetin oyunu bölmüş olacak ve ...Dumhur e, Cumhur İttifakı'nın adayının kazanmasını sağlayacak gibi bir yaklaşım çok anlatılacak, çok konuşulacak. Size yönelik en temel e, belki tartışma Muharrem İnce aslında bununla ilgili bugün bir şey söyledi. Yani bakın dedi bana da aynısını yaptılar seçim döneminde çekildim. Yine kazanamadılar gibi bir şey söyledi. Ama buradan gidecek bir tartışma var. Belki onu ikinci turda konuşuruz. Şimdi hızlıca devam etmek istiyorum. Ee, Suat Kılıç devam edeyim. Ankara'ya bir pozitif e, ayrımcılık yapalım. Bir dakika ona bir hemen kısa bir cevap vereyim. Kıymetli Ersoy, Mehmet Akif Buyurun Ersoy. Efendim. Şöyle, e, İYİ parti ayrı giderse muhalefet kaybedecek sözünü kabul etmek mümkün değil. Biz 5 yıllık bir partiyiz. 21 yıldır zaten kaybeden bir muhalefet var. Yani bunun sorumlusu da iyi partiye yüklemek hakikaten çok vicdani ve insaflı değil. Biz çalışıyoruz buyursunlar. Herkes sahalarda çalışsın. Milletin takdirini de kabul etmek zorunda herkes. Peki teşekkür ederim.